Arkadaşlar bu videoda Andoer W140 RGB Ambiance video ışığını inceliyoruz. Biliyorsunuz günümüzde YouTube kanallarında da oldukça kaliteli içerikler çıkıyor. Ben de kaliteli içerikler yapmaya çalışan bir YouTube kanalıyım. Yine farklı arayışlara girdim tabii ki. Arkaya bir ambiyans ışığı yapabilir miyim? Bunu nasıl ucuza mal edebilirim şeklinde ve iki tane bu Andoer'in W140 modelini yurt dışından satın aldım. Ben aşağıya açıklamaya linklerini koyarım arkadaşlar. Andoer markası olmasına özellikle dikkat ettim. Çünkü Andoer markası bu tip ürünlerde fiyat performans ürünleri üreten bir marka olduğunu biliyordum. Tüm RGB renkleri kapsayan bir ışık arkadaşlar. Ve sadece RGB mi? Tabii ki de değil. Beyaz ve sarı ışığı da veren veya işte gün ışığı dediğimiz ışığı da verebilen bir ışık. Ben bunlardan iki tane aldım. Sizin de açıkçası iki tane almanızı ben tavsiye ederim. Neden? Çünkü bir tanesi yetersiz gelebilir. İki tanesini birden bir tripoda bağlayıp bir de resmini çekerim ben. Bir tripoda 3-4 cihaz bağlamanıza yarayan böyle plastikten yapılmış aparatlar var. Onlardan da alırsanız gayet onlar da ucuz. Bulursam onun linkini de koyarım. Bir tane de ucuz tripod denk getirin kendinize. En ucuzlarından. Bu şekilde ışıkları bağlayabilirsiniz. Işığımız gayet güzel. Şurasında şöyle çıkarayım. Cold shoe diyorlar buna galiba. Bu hot shoe değil. Hot shoe da olabilir. Tam emin değilim. Kameranın üzerine de bağlayabiliyorsunuz. Yani video ışığı olarak da kullanabiliyorsunuz. Softbox'a ihtiyacınız varsa softbox olarak da gayet kullanılabilecek bir ürün. 5600 Kelvin'i destekliyor. CRI-95 değerini destekliyor. Bu güneş ışığına en yakın ışık diyebiliyorum. Yani bu ışık sektöründe bazı değerler var. Bunları araştırın arkadaşlar. Bu değerleri tutturan cihazlara yönelmeye çalışın. Ben bazı teknik detayları açıklamada veririm ya da ürün sayfasından bakarsanız. O yüzden çok fazla teknik detaya girmek yerine ürünü sizlere göstermek istiyorum. Şimdi arkasında küçük bir OLED ekran var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu OLED ekranı bir cihazı çalıştıralım. Evet, cihaz çalıştı. Normal bir modu alalım biz ve parlaklığını da İyice kısalım ki şimdi yüksek ışık bizi rahatsız etmesin. Şöyle göstereyim OLED ekranı da. Umarım belli oluyordur. Bu şekilde bir OLED ekran var. Bu OLED ekran üzerinden her şeyi görebiliyorsunuz. RGB modunda mısınız? Beyaz ışık, sarı ışık modunda mısınız? İşte RGB'lerin sayıları var. 0'dan 360'a kadar gidiyor RGB'ler. Onları birazdan göstereceğim. Şurada da yanında da kontrol ışıkları var. Hemen yanında Type-C bağlantısı var arkadaşlar şarj etmek için. İçinden bir tane bağlantı aparatı da çıkıyor. Type-C kablosu oldukça uzun. Type-C kablosu da çıkıyor. Şimdi ben ışığı yavaştan size göstereyim. 3100 mAh içinde batarya var. Oldukça yeterli bir ışık için. Boyutu da bir telefon boyutunda diyebilirim. Şöyle göstermeye çalışayım. Bakın benim bu Samsung M51 telefonum. Hani bundan daha küçük bir telefonda işte eskiden 5-5,5 inç telefonlar vardı. Bu şekilde bir boyutu var. Ya da şöyle beyaz yüzünü çevireyim. Daha net anlaşılsın. Gördüğünüz gibi şöyle uzaklaştırayım biraz. Bu şekilde. Şimdi bir ışıklarını açalım. Hangi ışık nedir? Direkt olarak kameraya tutmayacağım. Şöyle yanlamasına tutacağım arkadaşlar. Ve şu an kapattım. Şimdi açıyorum. Parlaklığı da hafiften hafiften arttırıyorum. Önce bir 150'ye kadar getirelim. Evet, 150'ye geldi. Şu an beyaz ve sarı mod arası bir modda sanırsam. Azalttıkça işte beyazın tonları sarının tonlarına doğru gidiyor. Yani bunu softbox olarak kullanabilirsiniz dememin sebebi de bu. Direkt olarak kameraya tutmayayım. Şöyle yanlamasına tutayım arkadaşlar. Hem ışık sizi rahatsız etmesin hem de kameranın dengesi bozulmasın. Bu şekilde sıfıra geldik şu anda. Ve yüze doğru gidiyoruz. Hiç durmadan gidiyoruz. Bu şekilde göstermeye çalışayım. Karanlıkta da ben bunları size göstereceğim. Ayrıca bir ambiyans ışığı olarak da bir deneyeceğiz. Arkada projeksiyon perdesini indirip ben bunu deneyeceğim size. Şimdi bu beyaz ışık modu bu böyleydi. Beyaz ışık HSI diye geçiyor arkadaşlar ve 0'dan 100'e kadar parlaklığı arttırabiliyor. Şu an 50 parlaklığında mesela arttırayım parlaklığı. Ben mesela arttırıyorum. Parlaklığı 100'e kadar getirdim. Anlaşılmıştır herhalde. CCT diye bir mod var arkadaşlar. Bu CCT modu aslında Kelvin'i ayarlıyorsunuz. 5600 Kelvin'di benim bildiğim en doğru rengi veren Kelvin. Yanlış bildiğimi söyleyin lütfen yorumlarda. Burada Kelvin'i düşürüp azaltıyorsunuz. Yine burada düştükçe beyaza arttıkça sarıya dönüyordu yanlış hatırlamıyorsam. Öyle mi bakayım.
Evet, sanki öyle. Bunları karanlıkta daha iyi anlatacağım size. Şimdi aydınlık ortamda çok fazla uzatmayayım. Bu CCT modu sadece beyaz ve sarı ışık arasında Kelvin değerlerini geçirdiğiniz mod. Şimdi esas olan RGB moduna geçtik. RGB mod 0'dan 260'a kadar geçebiliyor farklı renklerde. Ve şurada bir bize şöyle göstermeye çalışayım. Bir renk kartelası vermişler. Bu renk kartelasında aşağı yukarı hangi sayının hangi renge denk geldiğini görebiliyoruz. Ben tekrar açacağım bu cihazı. RGB modlar üzerinden sıfırdan başlayarak bir gidelim istiyorum. Ben 50'şer 50'şer size söyleyeceğim. 360 kırmızıya yakın bir renk. Çok fazla ton var arkadaşlar. Yani bir numara bile arttırıp düşürmek tonu değiştiriyor. Şu an sıfırdayız. Yavaş yavaş ilerliyorum. 20'ye geldik. Hangi renk siz görüyorsunuz ama tabii bunları karanlıkta daha rahat olacaktır. Şimdi ben ışıkları kapatayım. Önce bir ambiyansı deneyelim. Arkada beyaz perdeyi çekelim. Arkamıza bunları yerleştirelim tripod vasıtasıyla. Daha sonra da bu modları hep beraber bakarız. Şu an ambiyans ışığımız RGB 0 modunda ve %100 parlakta. Arkadaki projeksiyon perdesine bu şekilde yansıtabiliyorum ben. Ben bu işlerde biraz amatörüm. Otomatik modda çekiyorum. Tabii kameranız varsa veya telefonunda bile olsa ISO'yu düzgün ayarlarsanız daha iyi sonuçlar alabilirsiniz. Ben henüz kamerada amatör olduğum için hani bu şekilde sonuçlar alıyorum. Bir de bir mavi bir rengi ayarlamaya çalışalım. Daha sonra da modlar arasında geçiş yapacağımızı söylemiştik. Arkadaşlar şimdi ışığın bir tarafındakinin mavi tonlarında, bir tarafında yine az önce gördüğünüz kırmızı tonda bıraktım. Bu da bu şekilde oldu. Biraz ışıkları da sağımda ve solumdaki ışıkları da biraz kıstım. %10'a kadar indirdim. Godox'un SL60W'su var bende. Yeni aldım. İkinci elden aldım. Biraz daha ucuza geldi. Size de lazımsa ikinci ele bakmanızı, sahibinden.com özellikle bakmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Sponsorlu içerik değildir, merak etmeyin. Şimdi bunu komple maviye çevireceğim ve öyle yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi mavi yeşil arası bir tona çevirdim ben bunu. RGB 235 numara. Bu şekilde gözüküyor. Siz de işte kendi alanınıza göre, alan derinliğinize göre beyaz duvarınız varsa çok daha şahane oluyor. Ben de şimdi projeksiyon perdesinin üzerine yansıtıyorum. Şimdi diğer modları, RGB modları nasıl oluyor? Sahne modları karanlıkta nasıl gözüküyor? Onu geçelim ve videomuzu bitirelim arkadaşlar. Tek başına Android'in bir tanesini aldım. Elimdeki bir tripoda bağladım. RGB modlarını göstermek istiyorum öncelikle. Yakınlaştırdım da ama sanırım ekran gözükmüyor hala. Biraz daha yakınlaştırırsam görünür diye düşünüyorum. Şu sol taraftan ve sağ taraftan da siz ışığın rengini görebilirsiniz diye düşünüyorum. Bu şekilde. Umarım uygundur. Şurada sandalyeye de vuracak biraz zaten. Sandalye de beyaz renkli. Şimdi hemen öncelikle RGB 0'a bir gelelim. 0'dan 360'a kadar %100 parlaklıkta şu an. Bakın renklerin değişimini zaten görüyorsunuz. 0'dan başlayalım. Burada gördüğünüz gibi şu renklerde yavaş yavaş ilerletiyoruz. Aslında hızlı hızlı ilerletiyoruz. Renklerin geçişini, bu şekilde RGB tonlarının geçişini görebiliyorsunuz. 100'e geldik. 150'ye geldik. Renkleri ben hiç söylemiyorum. Ne görüyorsunuz arkadaşlar? 235'e geldik. Az önceki mavi renk bu. Mavi ile yeşil arası bir renkti. 235. Şöyle denkleştireyim. Devam edelim. 360'a yaklaştıkça kırmızılaşıyor arkadaşlar. Sıfırda da turuncu gibi bir renk oluyor. Tam 360'ta da kırmızı oluyor diyebilirim aslında. Tabii algıya göre değişir. Turuncu gibi, kırmızı gibi bir renk. Şu anda da sıfır rengi. Modları değiştireceğim. Bu S dediği mod, HSI modu. Bu beyaz 100 olan mavi. Maviye çok yakın. Ama şu an mavi gibi gözükmüyor. Ele tuttuğunuzda mavi gibi gözüküyor. Böyle sıfıra doğru yaklaştırdığımda bildiğiniz beyaz ışık ama sizde mavi gibi gözükebilir. Önünde de bir filtre var az önce gösterdiğimde videonun girişinde. Yine HSI'den sahne moduna geldik. Şimdi sahne modunda hemen sıfırıncı sahne moduna alayım şunu. Şimdi sahne modlarını göreceğiz. Bu birinci sahne modu. Cop car dediği polis arabası sanırsam. İkinci sahne modu ambulans arkadaşlar. Ambulans ışığı efekti.
Tabii böyle elle kontrol zor oluyor. Ne yalan söyleyeyim. Hani bunların Bluetooth'lu telefonla yönetilenleri ya da kendinden kumandalı olanları olsa daha iyi. Bu Fire Engine yani itfaiye arabası arkadaşlar. Bu Lightning. Burada bir ışık çakması gibi şimşek efekti diyebiliriz buna. Fireworks. Bu da böyle bir mod. Çeşitli renkler arasında geçiş yapıyor diyebilirim. Bu da itfaiye galiba ya. Demek ki ne itfaiye dedik ama bu da itfaiye olabilir. TV modu yani TV izlerken ışık farklı şekilde yüzünüze yansır ya. Bu şekilde bir mod. Bu 7 numara kandil mum ışığı modu. Gerçekten de mum ışığı modunu vermişler. 8 numara parti modu. Renkler arası geçiş yine. Bu da yavaş yapıyor. 9 numara fog bulb yani bozuk lamba şeklinde yanıyor. Bozuk floresan lambalar bu şekilde yanar ya. Aynen o şekil. En ayrıntılı incelemeyi çekmeye çalışıyorum arkadaşlar sizinle. Çünkü fiyatı itibariyle ilgi çeken bir ürün. Almak isteyen arkadaşlara yardımcı olur diye düşünüyorum. FullSync diye bir mod var bu da. Bu Strobe diye bir mod. Diğer moda geçtim. RGB Strobe diye bir mod bu da. Farklı renkler arasında hızlıca ve flaş çakarak gibi oluyor. Yine bu paparazzi moduymuş arkadaşlar. Flaş yani fotoğraf makinesi flaşı gibi efekt veriyor. Emergency modu yani sos acil modu. HE-BIM diye geçiyor bu da arkadaşlar değiştirdiğimde. Bir sonraki red flash, daha sonraki green flash, yeşil flash yani. Daha sonraki mavi flash. Bu 18, 20 tane mod var demiştik. HC slow yani RGB slow yavaş geçişli. RGB ve bir sonraki de hızlı geçişli RGB olacaktır sanırsam. Evet bu da fast hızlı RGB fast HSI fast diye geçiyor arkadaşlar. O kadar da hızlı değilmiş aslında. Şimdi bir de Kelvin ayarladığınız mod var arkadaşlar. Şu mod şu an 5600 Kelvin'de %100 parlaklıkta yine düşürüyorum ben. Kelvin düştükçe renk sıcaklığı, ışık sıcaklığı düşüyor. 2500'e geldim. 2500'e kadar düşüyor. Ve arttıralım. ...9000'e kadar da çıkıyor. Bu şekilde renkler veriyor. Yani dediğim gibi softbox modunda kullanırken bu modu kullanacaksınız ya da diğer HSI modu yanlış hatırlamıyorsam o modu kullanacaksınız. Bataryaları gördüğünüz gibi bayağıdır çekiyoruz. Hani bitmedi. 3100 mAh batarya gayet yeterli. Bu şekilde inceleme videomuz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Diğer videolara göz atmak için ekranda yer alan küçük resimlere tıklayabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomuza yorum yazmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Esen kalın.